Yaş gelmiş 49'a. Yaşın gelmiş 49'a. Sen gelmişsin. Ha? Kibardın lan sen, sana ne oldu? Ama senin yaşın gelmiş 49'a benim. Senin yaşın gelmiş. Keloğlan'ın yaşı gelmiş 49'a. Senin 49'a gelmiş bütün gün böyle. Şimdi anladım konuyu. Evet, söyle. Bir daha çal sen. Ha? Söyle. Evet. Benim yaşım gelmiş 49'a. Kadına ne bundan? Hayır, şey yapman lazım. Her halükarda buluşmak istiyorsun ya. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Benim için herhangi bir zorluk olacağını zannetmiyorum Begüm Hanım. Çünkü ben artık yaş 49'a geldiği için hayat benim için çok kıymetli. Yani kurulacak dostluklar olsun. Efendime söyleyeyim, bir irtibat. Yeni bir dost kazanmak, yeni birileriyle dertleşmek. Kalçanın belirginliği gitti. Dur, FaceTime yapayım görsün. Ne yapayım? Daha nasıl belirteyim ben kalçamı? Belirginliği gidince olmuyor. Dur, al. Ne oldu? 16-9 yaptım ki belki büyük ekranda seyrederdi. Ya durun seyirci, alkışlama 2'de 1 ya. Begüm şeyde, bana kendini... Muhittin, bana bir kendini tarif etsene yavrum falan diye. Evet. Muhittin, 49 falan da giderim var, ben hissediyorum. Enişte, bu işi çok kolay adam çözebiliriz. Yani seni seviyorum çünkü kurtarabilirim seni. Şimdi Muhittin, öyle kibarlık yapıyorsun, kırılıyorsun da... Ha? Bir sertlik bekliyor mu ben buluştuğumuzda senden? Ne oluyor sahnede? Kim gülüyor? Seyirci. Güldürme! Ona prova yaptı sabahtan. Güldürme seyirciyi. Güldürmeyelim. Çok gülen abla, gülme. Muhittin bir kal geldi Muhittin. Bir heyecan bastı seni. Ablacığım ne gülüyorsun? Bir sustursana. Yanında kimse yok mu? Ağzını tutsun. O da gülüyor. İkisi birbirinin ağzını tutsunlar. Daha az gülen zaten fırça yiyor öbüründen. Bana yetiş, bana yetiş diye. Evet, 3-2-1. Evet arkadaşım, Begüm adresi ölüyorum. Ver, gel beni al de ya da arkadaşım buluşacağınız yeri söyle. Prodüksiyon hemen bir masa, 2 sandalye getirin, çabuk. Siz bana konum atarsanız Begüm Hanım, ben 20 dakikaya kadar orada olabilirim. Hangi takımı tutuyorsun? Kadın Türkçe anlamıyor, ben konum diyorum. Halı saha maçımız var diyorum, hangi takımı tutuyorsun? Sizin olduğunuz takım hangi takımsa onu tutuyorum. Tamam, Beşiktaş, heykelin önünde buluşuyorum. Beşiktaş... Kartalı heykeli, gel. Beşiktaş'ta halı saha maçını yapıyor tek başına. Arkadaşım. Beni nasıl bir dümene soktun? Anlamadım ben. Kız manyak çıktı. Evet. Evet arkadaşım, gel ikna et. Ben falanca kafede, falanca oturakta oturuyorum de. Hemen kızı davet et oraya. O zaman şöyle yapalım. Ben sucukçunun yanındaki kafede oturuyorum. Çünkü... Neden sucukçu? Çünkü çok belirgin bir kulübedir o. Hangi sucukçu? Beşiktaş'ın göbeğindeki tek... Ha bildim, tamam doğru söylüyorsun. Sen bilmeyeceksin, kim bilecek zaten ya? Evet. Sence önce orası var, sonra karın var. Kokuya doğru geldi. Kızla aramada, ha? Kokuya doğru geldi. Ne yaptın gene orada? Ben bir şey yapmadım ulan, sucuk kokuyor. Ha sucuk kokusu. Bu ne ya? Hemen 2 dakikada düzdüler, evet. Evet, otur oraya. Begüm kalk, geliyorsun kafeye. Geliyorsun kafeye. Ben kız çocuğu gibi gidiyorum, böyle atarlı erkek çocuğu mu gidiyorum? Sen böyle önce içeriye gir, bu bir dağılsın seni görünce, tamam mı? Evet arkadaşım, sen yanındaki şeyle adamla konuşuyorsun. Kızla buluşacağım ama sesinden hiç beğenmedim falan. Dur girme Begüm, dur orada. Hiç beğenmedim falan diyorsun. Tam o sırada ağır çekimde müzik da 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 dan veriyor. Sen Begüm'ü bir görüyorsun, sandalyeden düşüyorsun. Tekrar kalkıyorsun, elini sıkıyorsun, oturmaya çalışıyorsun. Bir türlü o sandalyeye oturama, tamam? Evet, 3-2-1, anlaşılmayan bir yer var mı? Tabii, neden? Kaplumbağa deden. Arkadaşım işte böyle. On yıldır bu anı bekliyordum. İşte düşün, 10 yıl önce yapmışım onu. Evet. Hazır hissediyorum. Konuş, konuş. Sucukçuyla konuşuyorsun. Deniz'ciğim çok özür diliyorum. Sucukçuya sen denk geldin. Ama buna sanat gözüyle bakalım. Önce canın çeksin. Hissedelim canın çektiğini. Hep oyun gereği bunlar. Arkadaşım, ağzını burnunu yalıyorsun. Canın çekiyor ama sucukçuya da anlatıyorsun. Önce ben ağzım burnumu yalıyorum, sonra ağzım burnumu kırıyorlar mı onlar ekip olarak? Hayır, ağzını burnunu yala, sucuğa bak. Ben bu kadar adam muhaşeri biliyorsam öyle şeyleri yapmam topluluk için. Tamam okey, yapma. Anlat sucukçuya. Şimdi bunları böyle bağırsağa diziyoruz. Neyi? Sucuğun içini. Neyi anlatıyorsun sucukçuya? Sucuğu anlatıyorsun. Lan sucukçuya sucuk mu anlatılır?
Ya... Sen kızı anlat, de ki bir kız gelecek şimdi tanışacağım. Bir kız ama gelecek, hiç umudum yok. Ondan sucuk yapacağız. Ne anlatayım? Hayır, hiç umudum yok, hiç. Hiç umudum yok, ondan sucuk çünkü olmaz. Çünkü Osman, asker arkadaşını Osman'a geçirir. Osman salağın teki, onun kuzeni Osman'a benziyorsa çok kötü zarif. Evet, çok güzel. Evet, buyurun. Ya şimdi enteresan bir şeydir. Hülagü. Hülagü diye biri mi vardı ya? Hülagü neydi ya? Tamam, devam et. Evet. Şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım. Ya bir hanımefendiyle tanıştım telefonda. Henüz daha kendisiyle bir araya gelmedik. Bugün Allah izin verirse burada şey yapacağız. Kalça belirgin. Kalça belirgin kadında. Hayır. Kalçayı belirginleştir. Böyle şişireyim mi vura vura? Ödem yapsın. Nasıl beni malzeme bu? Oturuşunu falan ona göre ayarla. Parmak ucundasın. Kalça belirgin. Heh. Yavrum evde hep gördüğünüz şey. Evet, devam et şimdi. Evde de sucukçu var da bizim. Ve hakikaten ses tonundan çok böyle hanımefendi ve güçlü bir karakter olduğunu anladım esasen. Kendisiyle tanışmak için de çok heyecanlanıyorum. Burada buluşmamızı istedi, bakalım bu ne oldu çıkışım. O yüzden bize en güzellerinden, çok yakmadan böyle bir iki tane hazırda bulundurursak belki hanımefendi severse beraber paylaşırız. Evet, şimdi gel ben Begüm. Ben bu kadar zarifim, kadınla sucukçuda buluşuyorum. Leş gibi kokacağız birazdan. Gel Begüm, gel. Gel, gel. Tam kapının girişine gelince ağır çekimde gir içeri. Ağır çekimde girer. Arkadaşım ağır çekimde dön. Dön. Begüm ne efendim? Yapayım? Begüm yüzerek gelme. Ağır çekimde geliyorum hocam. Yüzüyorsun ağır çekimde. Normal geleceksin. Ben şimdi sana gel diyeceğim, çok yavaş geliyorsun. Tamam. Tamam. Arkadaşım sana dön diyeceğim, çok yavaş dönüyorsun. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Bir dakika dur ya. Bunu mu buldunuz çala çala? Bu mu müzik? Minik, doğru düzgün bir şey çal, altyapı ver, yukarıda üst yapı versin, hadi. Sanki önemli bir şey söyledi. Sen altyapı ver, sen de üst. Onlar altta, onlar üstte. Ortasını bulamadınız. Evet, gel Begüm. Ağır çekim. Dönsene lan, dönsene lan! Dön diyeceğim dediniz. Şey, ağır çekimde anan anan diyor, duymuyor musun? Daha gelmedi. Arkadaşım! Hayat böyledir. Bir anla kaçırırsın geleceğini. Begüm, 2 metre geriye gitse, 2 metre 10 santim geri git. Daha çok o, 2.40 oldu. Az gel. Gel gel, hop, hop, tamam orası. Dolanayım arkasında. Ananın ağında dönüyorsun. Evet. Ben de aynı şey geçti aklımdan hocam. Hazır. 3, 2, 1, gel. Na 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 na. Tam o sırada buradan da biri selektör yapınca ben kör oldum. Arkadaşım, niye durduruyorsun oyunu? Güdüm büyümedi. Korneam yandı. Saçmalama. İçine, biri oradan korneya bastı. Evet, tam oradasın. Dınınınından alıyoruz, tam dönüyorsun. Kızı görünce ayağa kalkmaya çalışırken düşüyorsun. Ne mümkün. Sonra elini tutuyorsun, bir türlü sandalyeye oturamıyorsun. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Begüm, sen ona delikanlı selamı yap. İçimdeki rakçıyı çıkardı kadın. Niye? Öyledir. Bazen insanlar bir araya gelir. Bu bir şeydir ya. İçinden bir şey çıkartma lütfen. Çok özür diliyorum.